Resimleri pencereden dışarı baktığımızda gördüğümüz görüntü gibi derin ya da bir duvar gibi düz yapan şey nedir? Resimlerin elimizle dokunmamıza izin verilmeyen durağan bir yüzeyleri vardır. Bu yüzeye ek olarak resim düzlemi adı verilen ve gerçeklikle boyanmış dünyayı birbirinden ayıran kavramsal bir yüzeyleri daha vardır. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için size birkaç örnek göstermek istiyorum. Burada evangelist Aziz Yohanna Yeni Ahit'in Apokalipsini yazıyor. Resim Fransız ressam Nicolas Poussin tarafından 18. yüzyılda yapılmış. Roma'da çalışıp şehirden ilham alan Poussin, resimlerinde Rönesans resminin açıklık ve dengesiyle klasik mimariyi birleştirmiş. Yunan adası Patmos'u gözünde nasıl canlandırdığını görüyor musunuz? Siz de sanki bir pencereden bakıyormuş hissine kapılmıyor musunuz? Poussin, ön plandaki Aziz Yohanna'dan arka plandaki adanın dağlarına doğru bir akış resmetmiş. Şimdi gelin resmi parça parça analiz edelim. Derinlik yaratmak için kullanılan katmanları görüyor musunuz? Her parça resim düzleminin derinliklerine doğru hareket ediyor ve yeniden bir araya getirildiklerinde ise düzgün ve huzurlu bir ortam yaratıyorlar. Dünyanın sonu hakkında yazmak için de son derece düzgün ve huzurlu bir ortam diyebiliriz. Poussin ve onun gibi düşünen bazı diğer ressamlar resimlerinin içine girebilecekmişsiniz gibi bir his yaratırlarken, William Michael Harnett gibi diğerleri ise resimdeki, örneğin bu resimlerdeki üzümler ya da paslı lamba gibi objelerin sanki gerçek olduğu illüzyonunu yaratıyorlar. Bu tekniğe Fransızca'da göz aldanması anlamına gelen trompe-l'œil adı verilir. Pazar Yemeği için isimli çalışmadaki ışık ve gölgeler, görünür fırça darbeleri, paslı menteşe ve uçuşan tüyler gibi detaylar gözlerimizi üç boyutlu bir şeye bakıyormuşuz gibi kandırır. Bu sadece başka dünyaya açılan bir pencere değildir. Resmin düz bir resimden farklı göründüğünü de söyleyebilir, öyle değil mi? Bu illüzyonu üç boyutlu bir düzlemde gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Horozun nasıl da resimden fırlayacakmış gibi durduğunu görüyor musunuz? Harnett'in tekniği o kadar inandırıcıydı ki, resmi bir görevli onun yaptığı $5 çizimine sahte para olduğu düşüncesiyle el koymuştu. Bu arada her ressamın bir illüzyon yaratmak istemediğini de ekleyelim. Mesela Piet Mondrian, baktığınız şeyin bir resim olduğunu bilmenizi istiyordu. Bunun için de oluklu düzlemler kullanmış, resimlerini zeminden yüksek yerlere asmıştır. Mondrian'ın 1920 ile 40'lar arasında yaptığı resimler, renkler, çizgiler ve şekillerin farklı düzenlemelerinden oluşmaktadır. Örneğin bu resimde yatay dikey çizgiler ve birincil renkler kullanarak resim düzleminde denge elde etmeye çalışmıştır. Eğer basit olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle basit olmadığını belirtelim. Mondrian bu efekti yaratmak için hiçbir zaman cetvel veya benzeri bir alet kullanmamıştı. Bu senin pencereden baktığımızda gördüğümüz görüntülere benzeyen resimlerinden, Harnett'in illüzyon görsellerine ve Mondrian'ın düz formlarına sanatçıların resim düzlemlerini farklı şekillerde kullanmalarından dolayı resimleri farklı şekillerde algılarız. Bundan böyle bir daha müzeye gittiğiniz zaman resim düzlemi kullanımının algınızı nasıl etkilediğine sizler de dikkat etmeye ne dersiniz?